açık güne denk geldim. Dün çok sis duman vardı da. Şöyle bir kendini tanısana. Ben Sedat Aydın. Sedat Aydın. Evet. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Fizik bölüm mezunuyum. Ve burada çobanlık yapıyorsun. Yapıyorum. Hayvancılık yapıyorsun. Sana kurban olayım ben ya. Şimdi sen hem üniversite bitirmiş hem de burada çobanlık yapıyorsun. Evet. Tabii şöyle hem etrafı da gösterelim seninle beraber. Şimdi herkes üniversite bitirdiği zaman iş bekliyor tabii. Hemen işe gireyim, şu yapayım. Yani sen burada üniversite bitirmişsin ama bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Hayvancılık yapıyorsun. Evet. Bir katma değerin var memleketimize. Şehir hayatından sıkılıp böyle doğada yaşamayı seviyorsun. Evet. Hayvanların var. Evet. Hayvanların var maşallah. Hem burada çobanlık mı yapıyorsun aynı zamanda? Kendi dağın. Hayvanlarıma çobanım. Kendi hayvanların. Evet. Yani kaç tane hayvanın var? 50 tane erkek hayvanım var. 50 tane de doğar ineğim var orada. Nerede doğan? Şu yamaçta bak ta tepede inekler var. Şu karın üstünde mi? Karın üstünde sağda. Yal karşı yamaçta. Tamam şuradan bakıyorum bak. Şuradan da görebilirsin bak. Karın üstünde. Evet boğazın solunda. Şurada mı bak? Şurada mı? Şunlar evet, mı? Evet. Kaç tane hayvan onlar? Orada şu an 100 tane. Dişi malın var senin. Evet. Maşallah sana mal daha çok versin. Çalışan, üreten, memleket için iyi niyetli olan bütün insanlara Rabbim daha çok versin değil mi? Ha, cümlemize. Sedat değil mi kardeşim? Evet. Sedat şu önümüzdeki eyle. Bu da Zekeriya Köyü'nün erkek malı. Benim gibi yine hayvancı olanların işte birinin 50 tane, birinin 30 tane, birinin 40 tane Zekeriya Köyü'nün erkek malı. Şurada insanlar var evet. Evet iki tane çobanı var. Orada koyun işte erkek malın yattığı yatak. Yattığı yatak. Aşağısı Zekeriya Köyü. Aşağısı Zekeriya Köyü. Şu karşısı Lori Yaylası. Evet karşı Lori. Şu dumanların altları da arkalarda şey biliyorsun. Bilbilen. Bilbilen. Evet. Şu solumuz. Solumuz Aydın Köyü'nün evet. Yaylası. Anzot'un. Tosun'un. Evet. Orada bir ilerisi de şey mi? Aydın Köyü'nün yaylası aşağısı da Aydın Köyü. Aydın Köyü. Bu tarafta da yine Peynirli Köyü'nün yaylası. Peynirli Köyü. Şuralarda görleriniz. Evet. Burası kuruyor değil mi yazın ama? Yazın Ağustos'tan sonra kuruyor. Kuruyor. Angut kuşlar orada geliyor konaklıyor. Angut kuşlar evet. Evet yavrularını büyütüyorlar uçma öğretiyor buradan gidiyorlar. Buradan gidiyorlar değil mi? İlk geldiklerinde 9 yavru vardı şu an 6 tane kalmış. Var mı orada yavrular şimdi? Evet yavrular da orada anne babası. Ha nerede şu anda görebiliyor musun? Göster bana. En üstteki gölde. Evet en üstteki. Yüzüyorlar bak. Şu anda. Yavrular orada. Dur bakın bir şuradan görelim. Şuradan. Şimdi yaklaştırıyorum. Şu nerede anne? Biraz beyazımsılar da gölde tam fark olmuyorlar. Şunlar mı acaba? Şu mu? 6 tane yavrudur. Oraya insek çekebilir miyim? Tabii ki çekersiniz. Uçamıyorlar zaten. Gölün sonunda sağ taraftalar. Burada tosun su içtiği için diğer tarafa geçmişler. Yani şimdi angut kuşları orada şey yapıyorlar. Büyüdükten sonra uçup gidiyorlar burada. Uçup gidiyorlar. Sedat kardeşim çok sağ olasın. Hatta daldılar bu tarafta. Nerede? Bu tarafında. Gölün. Şimdi daldı çıktı bak. Bir top yeşillik var. Şu tosundan sola doğru çapraz. Bak bir tanesi orada. Bak bu tarafa uçuyor. Alaca tosun var ya. Kırmızı beyaz sağda. En sağda evet. Onun tam önün nizasında. Bak o kıyıya doğru geliyor. Angut kuşu nasıl kuştur acaba? Angut kuşu ne? Angut kuşu havada uyuyabilen, çok uzun süre uçabilen, yani en uzun süre uçabilen bir kuş. En uzun süre ve havada uyuyor. Havada uyuyor evet. Evet. Şu karşısı... Karşı Zekeriya Köyü'nün... O da Zekeriya Köyü'nün değil mi? İnek malının yaylası. Şu hudut işte şöyle kesiyor. Zaten kardeş köyü işte. Evet. Şu çayırlı olanlar. Orası Zekeriya Köyü'nün yaylanın o tarafı. Mera. Mera. Çayır değil Mera orası. Üst taraf Aydın Köyü'nün inek malının merası. Bu tarafı arkası Aydın Köyü'nün merası. Burası Aydın Köyü'nün merası. Aydın Köyü'ne ait. Evet Aydın Köyü'ne. Arkamızda olur zaten. Şu arka sırtın öyle olur değil mi? Evet Atlı Köyü'nden başlıyor gidiyor. Evet hayvanlarımız burada ne güzel. Oradaki hayvanlar da bizim. Evet yukarıdakiler de sizin bunlar da. Yok yok şuradaki hayvanlar da bizim erkek mi? Karşıdaki mi? Şuradan da buranın malı. He buraya ait. Bu şeyin hafızın boğası mı burada lider şu anda? İşte o boğaz. Lider değil mi? Evet o lider. Yalnız şu ötede yatan büyük bir tosun tek, var. Tek.
O da Hafız abiginin getirdiği tosunlardan. Şu mu? Bak şurada. Tek. Şu abi. Alt, evet. Buradan bak, buradan. Evet. Bu tosun ikinciydi. Liderden sonra buydu. Evet. Bunu kaçırdılar. Birkaç gündür yatağa gelmiyor. Ha, küstü. Yatağa götürüyorum, geliyor burada yatıyor. Yatağa götürüyorum, gidiyor başka yerde yatıyor. 2-3 gündür yatağa gelmiyor. O mala da uyumuyor. Ha, küstü o zaman. Biraz küstü. Hayvanlar böyle işte. Yani duyguları da var hayvanların, değil mi? Ya işte korkuyorum da yabani. Yok, bir şey yapmaz ona da, şey diyorum. Çoban, ben de bir eski bir çoban olarak, ben de çobanlık. Çobanın oğluyum. Çobanlıkla gurur duyan bir insanım. Utanılacak bir şey yok. Yok, utanılacak değil de gurur duyulacak şeydir. Gurur duyulacak bir şey tabii. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misin, çobanlıkla ilgili? Ya sana şu kadar söyleyeyim. Başkasının... Peygamber mesleğidir biliyorsun. Başkasının emeğinde gözü olmayan insanların mesleğidir bence. Bir daha söyle. Başkasının emeğinde gözü olmayan insanların mesleğidir bence. Sedat kardeşim, bu mesajı bütün gerçekten bütün insanlara, bir insanlığa mesaj olsun bence. Öyle olsun. Değil mi? Alın teriyle kazananlara. Aynen öyle. Buradan selam olsun. Peki Allah'a emanet ol güzel kardeşim. Evet, bugün Zekeriya Köyü, Aydın Köyü ve Ardanucun yaylalarından tüm kardeşlerimize, dostlarımıza yüreği sevgi ve merhamet dolu insanlara selam olsun. Bir de şunu söyleyeyim, sen çobanlar merhametli olur Sedat. Merhamet yoksa bir çobanda ve hatta bir insanda merhamet yoksa, o insanı al koy kenarıya benim gözümde. Ya onun için merhamete de davet ederim bütün insanlığı. İnsanlığı davet ederim. Bütün insanlığın doğaya saygısı olması gerekiyor. Doğaya. Yani doğaya, hayvanlara. Bütün canlılara, evet. Rabbimin yarattığı bütün canlılara. Bütün canlıların bu doğada hakkı var. Evet. Peki. İnsan olduğu kadar. Çok sağ olasın güzel kardeşim. Sağ ol. Allah'a emanet ol. Şimdi. Angut kuşu beni gördü arkadaş, saklanmaya çalışıyor. Suda da yavruları var. Büyüyende ancak terk ediyorlar bu gölü. Güreş başladı. Geçen yılın pehlivanı dağın ama bu sene şey olmuş ama her yerde güreş var arkadaş. Orada da güreş var. Yukarıdan geleni çek.
tehlikeli bir yer. He? Pehlivan daha geliyor. Arkadaşlar şu anda dağın boğası bize meydan okuyor. Yaklaştırmadı bizi yanına. Şimdi üstümüze geliyor. Biz de tabi korkmuyoruz ama yavaştan sıvışıyor şimdi yukarıya. Ne yapalım? Kaçmaktan başka bir şey yok. Bu Ardanuş'ta Yusuf Ali Boğası. İstersen kaçma. Ağzını yerim ben şu güzelliklere bak ya. Abilerin yanında şey yapıyorlar. İşte bu iş böyle. Dağı sahiplendiği için bu adı şey Ağbaş değil mi bu? Bu Hafız Güven'in boğası Ağbaş. Bu dağı sahiplenmiş. Bizi bırakmıyor arkadaş. Meydan okuyor bize. Tamam gidiyoruz tamam.